Burjuva kardan adam yani. Modern çalıştım. Fransız evet. Kardan adamı bu. Modern kardan adam. Ben hesapladığımda sürenin yeteceğini düşünmüştüm ama patates pürem tam soğumadığı için istediğim kıvamda oturtamadım. İstediğim kıvamda oturtamadım da demeyeyim aslında. Daha iyi olabilir dediğim sadece. Yoksa gerçekten sevimli ve güzel bir tabak çıkardım. Ünal Bey, büyük hayallerle yola çıkıp... Bu da bir şeydir. Diğerlerini yapmaktan vaz mı geçtiniz? Evet. Peki. Sürem yetmedi. Peki. Ama tabii katkı maddesi olmadığı için fabrikasyon o ambalajcılar gibi değil. Izgara tel istemeyi unuttum. O bisküvileri yapınca arasına marshmallow koyduktan sonra ızgara telin üstüne koyup çikolata yakıtmam lazımdı. İstemedim, istesem getirirlerdi de hallederim dedim. Çok da yaptığımı beğenmedim açıkçası. Kim bunlar? Cadı. Bu korsan. Eserlerini bozmuş. Yok yok. En öndeki de Tahsin. O sarı olan da ben. Bunu yapacağımı biliyor muydun? Biliyordum şunu. Ama bugün istediğim sonucu aldım. Kremandan memnun musun? Memnunum. Teşekkür ederim ayrıca size. Estağfurullah. Bugün herkese bir ekstra bonkördük yardımseverlikte elimizden. Teşekkür ederim kadar. Gerçekten. Çıkarttığım tabaktan gayet memnunum. Hatta çıkarttığım zaman tartımı şöyle Burcu Hanım yanıma geldiği zaman böyle kenarı kırıldı. O da dedim nazar olsun, nazar boncuğu olsun artık. Hatta Burcu Hanım'ı uzattım. Dedi ben tatmayayım, sonra ön yargı oluşuyor. O tatmadığı için ben tattım ve ağzımda böyle kıtır kıtır dağıldı. Tamam dedim Gökhan, doğru yoldasın. Kör pişirmeyi de çok iyi yaptığımı anladım. İstediğim gibi sonuç elde ettim. Zor bir göreviniz var. Zor bir günde, tekrar söylüyorum. 35 dakika süreniz olacak. Tatlı küçük hamburgerler yapacaksınız. Jürimiz kararını açıklayacak şimdi size. Uzun tartışmaların sonunda biz bugün bu tabaklardan... Jürimiz kararını verdi. Dün de söylemiştim zaten bu üç gün çok önemli diye. Bu yarıyı dikkate aldınız mı, almadınız mı çok fazla anlayamadım açıkçası. Ama jürimiz de söyleyeceklerdir herhalde. Bugün geçirdikten sonra son bir gününüz kalacak zaten. Her zamanki gibi değerlendirmesini yaptı jürimiz ve 5'ten 1'e kadar da puanlarını verdi. 5 puanla bugünü birinci bitiren kişi... olduğu gibi. Tahsin. Tebrikler. Ben çirkinliğinde bazen güzel olabileceğini öğrendim. Yok, sen şaşırman şundan dolayı, masada çok güzel prezentasyonlu tabaklar var. Fakat lezzet olarak seninki kadar güzel lezzetli ve kıvam olarak seninki kadar güzel kıvamlı yok. Yani süsleme konusunda evet bir Picasso olmadığını kabul ediyoruz. Bir Picasso olduğunu kabul edebiliriz. Belki benim de sadece. Benim itirazım var. Aynen. Senin bir şey söyleyeceğim mi? Bu dediğine peki, itirazım var. Demek ki yanlış söylemişim. Ama yani muffininin kıvamı, lezzeti, ekşiliği, tatlılığı yani 10 numara 5 yıldız. O yüzden bu masada tattığımız her şeyin görseline de bakıyoruz Tahsin. Ama yani lezzet çok önemli bizim için. Yani çok şahane bir lezzeti vardı muffin'in. Şimdi yıllarca öğrenciliğini yaptığım resim hocam derdi ki, ismini söylemeyeceğim ama Türkiye'nin en iyi ressamı. Bir resmin, bir heykelin iyi olup olmadığını şöyle anlarsınız. Bakarsınız ve onun bir ruhu vardır derdi. Şimdi bu adamın
saçlarının adamın yıkanmamış ve yağlı olduğunu. Adam mı kadın mı bir kere? Benim saçlarımın uzamış hali. Ha. Tiyatral bir şekilde. Baktın sonra... kadına benzetemedim, olsa erkeğe gider dedim. Peki o da mantıklı. Sonra muzur bir ruhu olduğunu ve biraz da yani Karadenizli bir burnu olduğunu bir ruhunun ve karakterinin nasıl biri olduğunu adeta anlıyoruz. Dolayısıyla ben bunu iyi bir çalışma diye de sanat açısından da iyi bir çalışma diye görüyorum. Çünkü güzel kadın yapmak değil, ruhlu bir şey yapmak önemli. Bana sanki beni, sizi ve Arda'yı yapmış gibi geliyoruz öyle. Yo Burcu, ben orada kendimi görmüyorum. Şu ben miyim? Seni de hiç görmüyorum. Şu ben miyim? Ona ise Arda'ya hiç kıyamam. Bu ben miyim? Bunu geri alacağım çünkü. Bugün benim bayramımmış, onu anladım. Cidden benim bayramım. Ya çocuk bayram. Olduğunu kabul ettin yani. Şu an kabul ediyorum. Tamam. Peki tebrik ederiz. Oh be. Bugün 23 Nisan, Dünya Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bütün kameramanların, arka ekibin ve yarışmacılarımın ağır tepkilerine nazaran benim gümün olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bugün ben birinci oldum. Bu da büyük bir sevinç yok. Şu an çok mutluyum. Çok sürrealist bir çalışma yaptım. Tabii bu da izleyenlere geçmiştir yani o tabloyu gördüklerinde. Ama lezzet konusunda iddialıydım. Çünkü bu yola Arda Şef'le başladım ve Arda Şef'le devam ediyorum. Güzel, kekte de iddialıyım zaten. Güzel oldu yani, memnundum sonucumdan ve bekliyordum. Belki suratlar biraz yamuktu düşer dedim ama komik ve esprili bir tabak oldu. 4 puanla yine aynı şekilde kendisini bugün için başarılı bir sonuçla ödüllendirmiş olan kişi ise... Cümlemi neden zor tamamladığımı şimdi anlayacak. Gökhan, sensin. Ama bir adaylığın olduğunu söyleyecek bir şey bulamadım açıkçası. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Sunum başarılı olarak adlandırıldı jürimiz tarafından. Ben bunda da aynı kıvamdayım. Yani tartamurun çok iyi işlendi. Çok lezzetli, kıyır kıyır bir hamur. Üstündeki kremanın tadı tuzu kıvamı çok yerinde. Yani görsellik anlamında... İyi kötü hepiniz bir şeyler yapmaya çalıştınız ama en çok işin lezzet boyutuna gitmeye çalıştığım için benim görüşümle sen bugünün 4 puanını alan tabaksın Gökhan. Teşekkür ederim. Gökhan, tart hamuru ve tartolet pastacılığın önemli köşe taşlarından biri. Üstündeki ıslak malzemeye rağmen altının kuru, kıtır kıtır olması başarılmasından hiç vazgeçemeyeceğimiz bir nokta. Çok lezzetli ve son saniyeye kadar hala sert, kıtır kıtır, gevrek ve üstünde de çok lezzetli krema taşıyan bir tart yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Sizin de tabii katkınız oldu. Ufak bir tiyo verdiniz bana. Onu da kullandım. Onunla beraber güzel bir tabak çıkardığım için memnunum. Teşekkür ederim. Ben yakında başlayacağım. Dipteyim, sondayım, depresyondayım demeye. Bir dipteyim, bir yukarıdayım. Ya anlamıyorum yani, bir şeyleri ters yapıyorum. Sanırım yarışmanın verdiği stres ve final haftası olmasından dolayı bazı hatalarım oluyor. Hatalarımı da çabuk telafi ediyorum Allah'tan. Yine eleme adaylığım var. Yine bugün korumaya alındım. Birinci olamadım ama ikinci oldum. En azından düelloya kalmadım tekrar. Bir şekilde bugünü sıyırdım. Şimdi bakalım, önümüzde final var. Finalde karşıma kim çıkacak? 2 kişi mi? 3 kişi mi? Yani bunu göreceğiz. Ama karşıma çıkacak olan kişilerden bir tanesinin Melike ve Ünal olmasını tercih ediyorum. Ve Tahsin'le Gökhan'ı tebrik ediyoruz. Bu üçlüden Ünal Bey, Melike ve Salih. Bu üçlüden ikisi düelloya kalacak. Ve bir kişi de kendisini rahat bir şekilde yarına taşıyacak 3 puanıyla. Biz bugün 23 Nisan temasıyla çocukları mutlu edecek tabaklar hazırlayın dedik. Ve onun tabağı bence görsel olarak gerçekten çok mutlu edecekti herhalde. Salih, tebrikler. Tadıyla ilgili olarak da jürimiz sana yorumlar yapacak şimdi. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Salih, çocuk olsam... Çocuk olmasam da bu ayıcığın sevimliliği, bu sosisler, bu palyaço tabak ve minik ördekler çok mutlu edici. Bakanın saatlerce gözlerini
eğlendirip meşgul edeceği çok güzel bir kompozisyon olmuş. Aynı şekilde ben de şu masada baktığım zaman en çok senin sunumuna doğru yönelmek istiyorum. Görselliği çok güzel. Senin sunumuna doğru yönelmek istiyorum. Görselliği çok güzel çünkü. Ekmeğin içinde görsellikle paralel bir şey söyleyebiliriz. Çok lezzetli ekmeğin. Güzel tutmuşsun hamurunu. Ispanaklı muffinin için çok olumlu düşüncelere gelemedim açıkçası. Tabağının geri kalanındakiler de hep söylediğim, yani benim için şu anda onlar gereksiz tarama. Yarışmanın süslemesi açısından yaptığın için saygı duyuyorum. Ama mümkün olduğu kadar ekmeğin ve muffininle değerlendirmeye çalıştığımız için bugün üçüncü sen olmuş oldun. Teşekkür ederim. Çok başarılı bir iş çıkarmışsın. Tebrik ediyorum. Tabağıma çok güveniyordum. Birçok ürün yaptım. Göze hitap ettim. Görsellik de bir yere kadar. Tabii ki de lezzet çok önemli. Jürilerimiz tadına baktılar. Saygım sonsuz onlara. Dediğim gibi içinde hani hiç beceremediğim bir kek vardı. O yüzden üçüncü olmak da çok iyiydi. En azından yarı finali yavaş yavaş iyi bitiriyorum diyebilirim. Melike Hanım ve Ünal Bey, siz düello kaldınız ama önce tabii ki jürimizin yorumlarını duyacaksınız. Buyurun. Melike Hanım, sizden başlayalım. Yine mutsuz bir ifadeyle bakıyorsunuz. Bıktım artık ya. Ve ben teknik yapmak istemiyorum. Direkt eleme adayı olmak istiyorum artık. Sıkıldım. Öyle olmaz ama. Yapacak bir şey yok. Yo, var. O mutfağa girdiğimde o fırını boş bıraktığın zaman eleme adayım. Ünal abi yürüsün, ben bıktım artık. İstemiyorum. Bana yılma diyordun, şimdi kendin mi yılacaksın yani? Ya, altıncı teklif. Tamam abi. Bana yılma diyorsun, sen şimdi kendin mi yılacaksın? Şey. Hayır canım. Allah Allah. Ne münasebet. Vallahi bak ben de yapmayacağım dedim, yani yaptım de yani. Ablam dualarla yürüdük, dualarınla arkandayım, merak etme. Sen çok başarılı sonuçlar çıkartıyorsun düelloda, bak beni de yendin yani sonuçta. Tesadüflerle hayat yürümüyor. Ne olursa olsun girmen gerekiyor yani oraya. Girecek. Burada benim yaşadığım en büyük handikap arkadaşlarımın bazı konularda benden bir tık daha iyi olmaları. Bir tık daha profesyonel olmaları ve buna Ünal abi de dahil. Bu da beni otomatikman bir şekilde teknik etaba gider hale getiriyor. Normal hayatta her şeyim yenilir ve sevilirken burada sürekli teknik etaba düşmek sinirlerimi bozdu sadece. Bana moral veren sendin. Ben yapmayacağım dedim bugün. Hiçbir şey yapmayacağım dedim. Bana dedin ki Gökhan yapman gerekiyor. Çünkü sen bu değilsin. Şu an sen de bu değilsin. O bir sinirle söylüyorsun. Yani, senin kaç yok, birinciliğin var? Ben bir kere ikincilik, olsun. Hayır, ne olursa olsun Melike. Yani. Ben senin o savaşçı ruhunu biliyorum. Ben yanlış yerdeyim. Ben senin o savaşçı ruhunu biliyorum. Yap yani. Hasbel kader buradayım yani, yeter. Hayır. Kimseyle ilgili bir problem değil bu aslında. Tamamen benim teknik hatam. Bir öğretmenim zamanında bana resim çizmemle ilgili bir şey söylemişti. Melike, sen düşünebildiğin gibi çizebilsen ressam olursun demişti. Demek ki düşünebildiğim gibi yapabilsem çok iyi bir aşçı olacağım. Peki öyleyse düelloya geçebiliriz. Ünal Bey ile Melike Hanım arasında yapılacak. Teşekkürler. Tatlı küçük hamburgerler yapacaksınız. Kek, tart benzeri hamurlarda ben hala daha Emel Şef'in istediği kıvama gelmiş bir öğrenci değilim. O yüzden benim için tehlikeli bir teknik etap. Ve ben 6 kere teknik etap görecek kadar kendimi gerçek hayatta başarısız hissetmiyorum. Ne kadar sinir sürmenajı yaşarsam yaşayayım şu anda buradayım, görevimi yapıyorum. Ve Allah'ın izniyle yine buradan elimi kolumu sallayarak gideceğim. Kek yapmayı biliyorum. Rahat, kolay. Muffin kalıplarını da koyuyorsun, pişiyor. Politik ama gerçekten insan parayı köpeğin önüne at yemiyor. Ünal Bey, Melike. Zor bir göreviniz var. Zor bir günde. Tekrar söylüyorum. 35 dakika süreniz olacak. Tatlı küçük hamburgerler yapacaksınız. Tarifiniz çok detaylı bir şekilde yazıldı. Jürimizin ortak tarifidir, bunu söyleyeyim. Malzemeleriniz eksiksiz bir şekilde masanızda. Bundan da emin olabilirsiniz. Sürenizi şu anda başlatıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür. Bugün teknik etapta Ünal Bey ve Melike birbiriyle yarışacak. 35 dakika içinde tatlı mini burgerler yapmaları gerekiyor. Günün sonunda jüri her teknik etapta olduğu gibi kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek. Yarışmacılarımız bugün tatlı bir hamburger yapacaklar. Çocuklar hamburgere bayılır.
Hem 23 Nisan'da hem özel günlerinde, doğum günlerinde hepsi hamburger peşinde koşarlar. Tatlıdan bir hamburger yapmak güzel bir alternatif, hoş bir çözüm. Böyle ara katlarını güzel bir şekilde hazırlamaları lazım. Hazırlayacakları muffin'i güzel kabartmaları lazım. Bir hamburger şekli şemali vermeleri lazım. Lazım da lazım. Bence ikisi de moral bozukluklarını ilk başta üstlerinden atıp tarife iyi konsantre olmaları lazım. Çünkü artık çok sonlardayız ve bugüne kadar gelmiş bütün yarışmacılar kendilerini sorgulamaktan öte yaptıkları işe konsantre olmak zorundalar. Yarışmacılar tariflerini dikkatle okuduktan sonra hiç zaman kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Valla bana düellüye kaldığımda hep kolay geliyor. Yani yeter ki dikkatli okuyum. Zor gelmedi. Önce etli zannettim. Baktım hamburgerin tatlı versiyonu. Kek, tart benzeri hamurlarda ben hala da Emel Şef'in istediği kıvama gelmiş bir öğrenci değilim. O yüzden benim için tehlikeli bir teknik etap. Yarışmacılar bugün teknik tarifleri için önce kek hamuru yapacaklar. Kek hamurunun bir kısmını muffin yapmak için kullanacaklar. Kalan hamura erimiş çikolata ekleyip bir kek daha pişirecekler. Bu benim 6. teknik etapım. Ve ben 6 kere teknik etap görecek kadar kendimi gerçek hayatta başarısız hissetmiyorum. Başarısız olmadığımı hissetmemek değil, başarısız olmadığımı biliyorum gerçek hayatta. Buranın atmosferinden midir? Ya da arkadaşlarıma haksızlık etmeyeyim, arkadaşlarımın hepsinin benden iyi olmasından mıdır bilemediğim bir şekilde 6. kez teknik etap görüyorum ve artık hani bir çeşit sinir sürmenajı yaşadım denebilir. Bu çok insani bir şey. Herkesin başına gelebilir. Ne kadar sinir sürmenajı yaşarsam yaşayayım şu anda buradayım, görevimi yapıyorum. Ve Allah'ın izniyle yine buradan elimi kolumu sallayarak gideceğim. Dün keşke burada Ünal abi olsaydı. Ben burada olayım da Ünal abiyle olsaydım demiştim. Hani Allah gönlüme göre verdi. Hazır dilek kapım açıkken şuradan yine ben bir yardırarak gideyim. Ünal abi eleme topuna sokayım. Sonra da göbeği atayım istiyorum ama canım, yine de büyük konuşmayalım. Yeter ki mutlu ol. At göbeğini. Yine de büyük konuşmayalım yani. Bir şey demiyorum. Arkadaşım ne diyorsa doğrudur. Mutlu olsunlar. Politik ama gerçekten insan parayı köpeğinin at yemiyor. Ruhum güzel olsun, sağlıklı olayım. Yani politik değil cevabım. Düşüncem bu, ne yapayım? Ben de böyle bir insanım. Para olsa iyi mi? Oo, ne demek? Çok güzel de yemeği bilirim de elimizden geleni yapıyoruz ama çok da iyi arkadaşlar var şimdi yani. Ünal abi bak bu şarkıyı 50 bin liraya söylüyorum. Söyle canım. Alacağım, alacağım. Gelip seni alacağım, nerede olsan bulacağım, kollarıma saracağım. Ya. Ya millet de ne para gözleyecek ama bu devirde paraya ihtiyacı olmayan yok ki Ünal abi. Yok muhakkak da yani ölüp de bayılmam. Nasıl? Huzurum sağlığım yerinde olsun. Ya kesinlikle abi huzurun ve sağlığın ne kadar değerli olduğunu lütfen lafımı yanlış anlama ama... Daha iyi biliyorsun. Allah yaşatmasın. Biliyorum biliyorum canım. Ki hani emin ol ki ben gayet iyi biliyorum onun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. Sonuçta yarışma stresi başka bir şey ama kimsenin sağlığına ah edecek kadar... Ya kötü bir insan hiç olmadım, olmam da. Çünkü sağlığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok ağır tecrübe ettim ben. Her zamanki gibi rafa yerleştirememek gibi bir durumum var benim bunları. Allah'ım bu programın adını değiştiriyorum. Melike'nin fırınla imtihanı olsun bunun adı. Yarışmacılar keklerini hazırlayıp ard arda fırına veriyor. Artık tariflerinin diğer aşamasına geçerek hazırlıklarına devam edecekler. Olmuyor bu. Yarışmacılar şimdi de krema hazırlayıp sarı ve kırmızı gıda boyasıyla renklendirecekler. Böylece tatlı mini burgerlerin hardal ve ketçaplarını hazırlamış olacaklar. Canım muffinlerim ne de güzel pişiyorlar. Ünal abi. Ankara'ya dönünce ne yapacaksın yarışmadan elenince? Normal hayatıma devam edeceğim, ne yapayım? Ya ama sen bu ortamı ve burayı sevdin ya, bence Ankara'da birazcık adaptasyon problemi yaşayacaksın diye düşünüyorum. Susamı mı unutmuşsun? Evet, sen de mi? Yok, ben koydum. Ben unuttum.
Senin bugün öngörülerin tutuyor. Sen bizi arada dedin ki Melike senle ben teknik etaba kalırız dedin. İlk üçte sıralamayı karıştırdın ama yine de tutturdun. Peki şimdi